301 madencimizin şehit olduğu, büyük bir adaletsizliğin yaşandığı Soma katliamının 8. yılı. Bu katliamda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu dava biz hukuk devletini yeniden kurduktan sonra, tesis ettikten sonra yeniden görülecektir. Bunu da buradan açıklıyorum. Şimdi bugünkü gündemimize gelmek istiyorum. Ülkemizde hak, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık bir dönemden geçiyoruz. Sarayın vesayeti altındaki nalıncı keseri olmuş yargı hep saraya göre yontuyor. Hukuk bitti. Despotluk azdı. Huzurumuz ve bereketimiz kaçtı. Ağzımızın tadı kalmadı. Despot neşemizi kaçırdı. Umutlarımızı yok etti. Memleketimizi açık hava hapishanesine çevirdi. Ülkemizi çölleştirdi. Milletimizin işini, aşını küçülttü. Despot milletle kavga etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Birliğimizi ve dirliğimizi sürekli tehdit ediyor. Despotun olduğu yerde at izi it izine karışır. Despot korkaktır. Ama bir o kadar da arsızdır. Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Bugün ülkemizde yaşanan tam da budur. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Sarayın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Vesayeti altındaki yargıçlara, kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye uğraşıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle de vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa ve kötülüğe karşı herkes eliyle, diliyle, hiç olmadı kalbiyle karşı çıkmalıdır. Zulme rıza da büyük bir zulümdür. Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan, altılı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizde dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokratik siyasete kasteden vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin, demokratik siyaseti ve adaleti savunan bizlerin hakkını kesinlikle teslim edecektir. Çünkü o tarihi altın harflerle beraberce yazacağız. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Artık gün sessiz kalma günü değildir. İşte bu nedenle genel başkanımız, bizim kavgamız zulme karşıdır. Bizim kavgamız istibdada karşıdır. Bizim kavgamız milletimizin aşına işine göz koyanlarladır. Bizim kavgamız tüyü bitmedik yetimin hakkına göz dikenlerledir. Bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Bugün kimin despotla,
kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle ve demokratik siyasetle kavgayı seçmişlerdir. Meşhur Hint atasözünde geçtiği gibi, eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir. Biz saraydakilerin o koltuklardan kalkmamak için her yolu deneyeceğini biliyoruz. Ama ne olursa olsun, biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı asla bırakmayacağız. Çünkü hakkı ve hukuku terk etmek, özgürlüğü terk etmektir. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Parti çalışmalarına devam etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukukuz. Biz özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz hak, hukuk ve adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız. Siyasetteki nezaketimizi yanlış anlayanlara İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dizeleriyle hatırlatmak isteriz. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Anadolu'nun o şaşmaz irfanının söylediği gibi, zalimin zulmü arttıysa zevali de yakındır. Zevali yaklaşana şunu hatırlatmak da görevimizdir. Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anıdır. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı. Son olarak Bursa'da yapacağımız, 21 Mayıs'ta yapacağımız milletin sesi mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'de yapacağız. Ve bu mitingde bu milletin sesi, haksızlığa, hukuksuzluğa, adalete karşı olan sesi, gür sesi tüm gücüyle duyulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.